İnternet 6-12 yaşları arasındaki çocuklar için hazırlanmış oyunlarla dolu. İlk bakışta son derece renkli ve eğlenceli görünen bu oyunların içerikleri incelendiğinde aslında pek de masum olmadıkları görülecektir. Öpüşme oyunları, erkek arkadaşını aldatma oyunları, teröristler ve silahlar, şeytanlar veya papazlar. Çocuklarınızın internette nasıl vakit geçirdiğinden haberdar mısınız? Küçük adamlara büyük oyunlar oynanıyor. Uzman psikolog Ramazan Şimşek de çocukların bilgisayar oyunlarından nasıl etkilendiğini konuşacağız. Öpüşme oyunları çocukların internette en çok oynadığı oyunların başında geliyor. Mesela bir çocuk internette doğrudan oyun yazdığında kolaylıkla karşısına bu oyunlar çıkabiliyor. Oyunların bazılarının isimleri bile son derece dehşet verici. Mesela ofiste öpüşme, ahırda öpüşme, su altında öpüşme, parkta öpüşme, komşu kızını öpme oyunu, pizzacıda aşk, çekici kızları bul, hastanede kaçamak, otobüste aşk, okul otobüsünde öpüşme, yatakta aşk oyunu, sınıfta sevişme oyunu veya Antalya'da tatil öpücükleri gibi çok değişik isimlerde ve içeriklerde oyunlar var. Bu oyunların adları bile aslında düşündüğümüzde dehşet verici. Kesinlikle. Sizce çocukları nasıl etkiliyor bu oyunlar? Beyin gördüğü ile hayal ettiği arasındaki farkı bilmez. Özellikle 11 yaşına kadar. Bizim beynimiz gerçekle hayal arasındaki, gerçekle kurgu arasındaki farkı tam olarak ayıramaz. Yani çocuğun çizgi filmde, bir oyun sahnesinde ya da ekranda, animasyon ya da gerçek hiç fark etmez, bunu tam bir gerçekmiş gibi algılar. Gerçek dünyada böyle oluyormuş gibi algılar. Şimdi buradan hareketle devam edelim. Bu içerikler, öncelikle bunu gerçek gibi algılaması çok önemli bir sorun. Çocuklar gelişim çağında cinsellikle ilgililer. Çünkü biz içgüdüsel olarak da bunda bir şeyimiz var, altyapımız var. Merak ediyoruz doğal olarak. 5 yaşından itibaren, 4 yaşından itibaren karşı cinsle ilgili her şeyi merak ediyoruz. Ve bu oyunlar çocukların bu masum duygularını tamamen sömürmek amaçlı. Eğer çocuklar bunu oynarsa ne olur? Aynen şu olur. Çok normalleşir, çok sıradanlaşır. Biz çocuklarımızla genellikle hayvan sevgisini, ağaçları korumayı, bilimi, belki insanca yaşamayı öğütüyoruz. Fakat oyunlar çocuklara çok başka şeyler öğretiyor aslında. Biz başka dünya gösteriyoruz. Çocuklar da orada başka bir dünya görüyorlar. Aslında iki farklı dünya arasında kalmak bize olan güveni de sarsabilir. Yani ya anne baba sen bundan hiç bahsetmedin ama bak böyle şeyler de var gibi bir şey söyleyebilir. Bizim de aramızı açabilir çocukla bu internet ya da bizim o yüzden hakim olmamız gerekiyor. Ama oyun yani içerikleri de çok ilginç. Mesela Antalya'da tatil öpücükleri çok ilginç. Bu oyunu Amerika'da üretmişler. Türkiye'ye çeviri yoluyla gelmiş. Yani Antalya'yı Amerikalı özellikle bir firma çeviriyor ve Türkçe'ye, Türkiye'de de çevriliyor bu oyun. Şimdi bunun içeriğine baktığımızda çocukların doğrudan oradaki tatilcilere görülmeden gizlice öpüştürüldüğünü, sonra birileri bakınca ayrıştırıldığını, sonra tekrar öpüştürüldüğünü görüyoruz oyun içeriğinde veya komşu kızını öpme oyununda. Bu içerikler doğrudan çocukları başka düşüncelere sevk etmiyor mu sizce? Kesinlikle. Yani bu çocuklar daha çok küçük yaştan cinselliğe hazır hale gelir maalesef. Bu da çocukların ahlaki gelişimiyle ilgili ciddi sıkıntılar doğurur, karşımıza çıkarır her anlamda. Yani tacizden tutun da tacize maruz kalmaya varıncaya kadar hem başkasını taciz etme hem de tacize maruz kalmaya kadar birçok şey kapı aralar bize. Dünyadaki araştırmalara baktığımızda en çok oyunları Çin, Rusya, Amerika ve bazı Avrupa ülkeleri üretiyor. Kanada da bunlara dahil. Son yıllarda Güney Kore'de son derece ilgi gösteriyor bilgisayar oyunu üretimine. Hatta bilgisayar oyunu üretmeyi bilen gençlerin askerlikten muaf tutuyor. Yani bu kadar önemli onlar için bu kültür ürünlerini yaymak. Dolayısıyla gençleri etkilemenin yolu bilgisayar oyunlarından geçtiğine inanıyorlar. Peki acaba genellikle cinsel içerikli oyunlar görüyoruz, şiddet içerikli oyunlar görüyoruz, satanistler ve şeytanlar gibi oyunlar görüyoruz. Bu oyunlar hakkında neler söyleyeceğiz? Mesela bazı oyunlarda şöyle isimler var. Şeytan oyunu, şeytanın sıçraması, rahipler ve şeytanlar, Hristiyanlık ve satanizm oyunları. Çocukların gece korkuları çok fazla geliyor bana. Yani bireysel olarak görüştüğüm çocuklarda da çok fazla gece korkuları var. Ve gece korkularının temel kaynağı bu tür oyunlar ya da çizgi filmler. Yani hem çocuklarda korku meydana getiriyor, büyük resimde de ben bunun ciddi bir
propaganda olduğunu düşünüyorum. İlginç bir şey daha var. Sarhoş yapma oyunları. Mesela bu oyunların isimleri de çok ilginç. Sarhoş adam, barman, kokteyl yapma, sarhoş müşteri, mükemmel karışım, ayyaş şoför ve daha birçok oyun var bununla ilgili, yani sayabileceğimiz. Bu oyunların içeriklerinde de genellikle çocuğa içkiyi iç fakat yere yıkılma mesajı veriyor. Yani olabildiğince iç ama yıkılma. Yıkıldığında oyun sona eriyor. Bu oyunların vermek istediği mesaj ne sizce? Mesaj şu: aslında çocukta bir meydan okuma meydana getiriyor ve ergen çocuk buna çok müsaittir. Siz deyin ki bence sen atlayamazsın, bence sen bunu yapamazsın deyin. Ergenlik çağındaki bir çocuk bunu inadına da yapabilir. Peki daha küçük yaştaki çocuklar? Daha küçük yaştaki çocuklar şöyle, onu test etmeyebilirler ama bilinçaltında şu var: alkolü alacaksın, güçlük alacaksın mesajı alıyor. Çocukların düşüncelerindeki şeylerin çok masum olması gerekirken biz olabildiğince sizin de saydığınız şiddet içerikli, ahlaki çöküntüyü içeren oyunlarla onları baş başa bırakıyoruz. Çizgi filmlerle veya kültür ürünleriyle baş başa bırakıyoruz. Gelecekte sağlıklı bir toplum elde etmek zor olacaktır dolayısıyla, değil mi? Kesinlikle. Yani ileride bu oyunların çok daha fazla etkisini göreceğiz. Yani şu an tam bilmiyoruz. Çünkü bir neslin geçmesi lazım. Yani bu oyunların beyni nasıl etkilediğini tahmin ediyoruz, biliyoruz ama bu çocukların hayatlarını nasıl etkileyecek onu ileride çok daha net göreceğiz. Ama inşallah çok kötü şeyler de görmeyiz. Bir de giysi giydirme oyunları var. Benim çok merak ettiğim. Kızlar çok seviyor, onu söyleyeyim. Çocuklara sorduğumda, kız çocuklarına sorduğumda özellikle ilkokula başlamış olan, başlamamış olanlar da var. Bu oyunda yine iki nedenden ben sakıncalı buluyorum. Birincisi, mahremiyet duygusunu yok ediyor. Biraz önce bahsettiğimiz cinsellikle ilgili yine sıkıntılar doğuruyor. İkincisinde de fiziksel görünüme aşırı vurgu var. Birçok çizgi filmde ve bilgisayar oyunlarına dikkat edin. Erkek karakterler ya da kadın karakterler hepsi mükemmel çizilmiştir. Yani bunun verdiği müthiş bir mesaj var, o da şu: sen hep böyle güzel olmalısın. Sen hep böyle yakışıklı ve kaslı olmalısın. Ama aynı zamanda duruşlar, bedenin gösterilen kısımları son derece çocuklarla bağdaşmaması gereken şeyler. Kesinlikle, yani çocuk masumiyetinden uzak. Evet, yani orada cinsel içerikli ve artık belki her şey yani görülebiliyor. Çocuk oradan mesela onu merak edecek, başka yerlere gidecek. Onu merak edecek, başka yerlere gidecek ve bu belki erotik ya da pornografik yayınları izlemeye kadar gider. Bir de Grand Theft Auto, GTA, büyük araba hırsızlığı büyük oyunu araba var. Hırsızlığı oyunu. Evet, belli bir yaş üstündeki kişiler için üretilmiş bu oyun. Fakat Türkiye'de ben konferanslara gittiğimde sık sık çocuklara sorduğumda öğreniyorum ki çok küçük yaştaki çocuklar bile bu oyunu kolaylıkla girip oynuyorlar. Oyunun içinde çok ilginç şeyler var. Masum bir insanı öldürme var mesela. Hırsızlık var, gasp var, kadın sunumu var, içki var. Yani ne kadar kötü ve sizin söylediğiniz ahlaki çöküntü içeren içerikler varsa bu oyunda mevcut. Kolaylıkla bizim toplumumuzda uygulanıyor, oynuyor. Aileler de haberdar olmuyor bunlardan. Bu konuda neler söyleyeceksiniz? Ne yapabiliriz? Burada biraz önce söylediğimiz ahlaki çöküntünün yanında bir de suça itme var, değil mi? Suç o kadar normal, o kadar kolay hale gelebiliyor ki... Şunu hatta söyleyeyim, mesela bu joystick oyunları ile savaşta kullanılan joystickler arasında bir ilişki var ve bu ilişki saptanmış. Nasıl? Siz normalde bir gerçek kişiye zarar vereceğiniz zaman vicdanınız devreye girer, değil mi? Ama siz bir odadan joystickle bomba atarsanız o kişileri görmediğiniz için vicdan devreden çıkıyor. Bir anlamda siz şimdiden... saldırmaya, öldürmeye, suç işlemeye hazır hale geliyorsunuz. Yani o kadar normalleştiriyor, bunu doğallaştırıyor ki. Yani şimdiden çocukların suça bulaşması ve bir suçlu profili çıkartmak için bence bilinçaltını hazırlayan bir süreç maalesef. Ben Küçük Adamlar Büyük Oyunlar kitabında yazmıştım. Özellikle siyasi mesajların doğrudan çocuklara aktarılması da son yıllarda yapılan yaygın uygulamalardan bir tanesi bilgisayar oyunlarında. Mesela Arap Baharı zamanında ortaya çıkmış olan diktatörü alaşağı et, Kaddafi'yi döv ya da diktatörü indir veya Esad'ı tokatla gibi oyunlar da her yerdeydi. Bu tür oyunların siyasi olarak çocuklara aktarılmaya çalışılmasının altındaki görüş ne sizce? Bence şöyle bir durum var. Eğer ülkenin bu konu ya güçlü olan ülkenin ya da sömürü amaçlayan ülkenin
o ülkeyle ilgili temel bir hazırlık yapmasıyla alakalı. Siz eğer çocukları, oradaki genç nesli, en dinamik olan nesli hazırlarsanız istediğiniz kurguyu ve oyunu rahatlıkla o ülkede uygulayabilirsiniz. Her ürünü satarsınız, her türlü darbeyi de yaparsınız, devrimi de yaparsınız ya da hükümet devirmeyi de yaparsınız. Yani İstediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Yumuşak güç çok yaygın bir şekilde kullanılıyor diyoruz. Tabii, direkt kullanılıyor hem de. Yani eskisi gibi dolaylı, bilinçaltı mesajlarla değil, direkt veriliyor bu mesajlar artık. Ben bu kitabı yazarken internet kafelere gitmiştim. 13-14 yaşındaki ve daha büyük yaşlardaki çocukların oynadığı oyunları incelemiştim. Arap Baharı gerçekleşiyordu o sırada. Ekranda Arap Baharı'nda gerçekleşen şiddet olayları vardı. Hı. Çocuklardan birine sormuştum ne hissediyorsun diye. Hiçbir şey hissetmediğini söylemişti mesela. Çünkü ben bunu her gün yaşıyorum diyordu. Oynadığı oyun şiddet ve kan içerikli bir savaş oyunuydu. Biraz önce bahsettiğimiz o duyarsızlaşmaya geliyor konu. Yani o kadar sıradan hale geliyor, o kadar duyarsızlaşıyorsunuz ki birilerini öldürmek konusunda ya da toplu ölümler, katliamlar konusunda yeni nesil hazır hale geldi. Yani sizin istediğiniz kıvamda. Oh ne güzel, tepki vermeyecek çünkü zaten bildiği bir şey bu. Yani o bomba kendi evine düşmeden ayağa kalkmayacak. Kesinlikle. Yaşadığımız çağa baktığımızda aslında teknolojiyle iç içe olduğumuz bir çağ. Dolayısıyla yasakların aslında çok fazla işe yaramadığı bir çağ. Biz bu çağda çocuklarımıza yasaklar koymak yerine onlarla her şeyi konuşacağız ve onların doğru yönlendirilmesini sağlayacağız. Doğru mu? Kesinlikle birlikte oyun oynayın. Lütfen ama lütfen anne babalara sesleniyorum ben. Eğer siz birlikte oyun oynamazsanız o çocuk tamamen buradaki sanal ortamın bir figürü olur. Nasıl biliyor musunuz? Siz gayet masum oyunlar oynadığını zannedebilirsiniz ama lütfen o reklamlara bir bakın. Aradaki reklamlar yok. Bu bahsettiğimiz oyunların reklamları sürekli orada. Şiddet var, cinsellik var, büyü var, korku var, her şey var. Orada hiç masum reklam da yok işin garip tarafı. Yani biz uyumadan önce aman kimseye yalan söyleme, insanlara iyi davran, arkadaşlarına paylaş diye öğütler verdiğimiz çocuğu aslında bir canavarın eline teslim ediyoruz. Kesinlikle. Çok teşekkürler.